Merhaba, bugünkü konumuz iklim tipleri. İlk öncelikle şunu belirtmekte fayda var. İklimleri iyi anlayabilmek için basınç, rüzgar ve nem konularını çok iyi anlayabilmeliyiz. Mesela ekvatoral iklimden bahsederken termik alçak basıncın oluşturduğunu ve orada konveksiyonel yağış tipinin görüldüğünü bilmeliyiz. Ya da 30. derecelerde çöllerin oluşma sebebinin dinamik yüksek basınç olduğunu bilmeliyiz. Kısaca iklim tiplerini öğrenmeden basınç, rüzgar ve nem konularını halletmeniz gerekiyor. Topraklar ve bitki örtüsünü öğrenmek için de iklim tiplerini çok iyi bilmelisiniz. İklim günlük hayatımızı çok etkilemektedir. Buna en güzel örnekleri sizlere yaşadığım olaylarla anlatacağım. Norveç Oslo'da şemsiyemiz, yağmurluğumuz olmasına rağmen nasıl iliklerimize kadar ıslandığımızı, dinamik alçak basıncın etkili olduğu Amsterdam'da hava koşullarının nasıl kısa sürede değişebildiğini, fırtına, Amsterdam'da 5 dakika 5 dakikayı saniye saniye tutmuyor. Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor. Gözünü seveyim. Türkiye. Amsterdam'da güneş açtı. Aç kapı, aç kapı. Amsterdam adalarından bir tanesi. Yine yağmur başladı. Norveç fiyortlarında Temmuz ayında nasıl donduğumu gösteren resim ve videoları ekliyorum. Güneş ışınları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Temmuz ayında donarak bunu kanıtlamış olduk. Şimdi yavaş yavaş konumuza geçelim. Dünyada farklı iklimlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler dünyanın şekli, enlem, karasallık, denizellik, sıcak soğuk su akıntıları, yeryüzü şekilleri yani yükselti, bakı, dağların uzanışı, eğim ve rüzgarlardır. Mikroklima dediğimiz zaman çevresine göre farklı özelliğe sahip dar alanlarda görülen iklim tipidir. Türkiye'de en çok örnek Rize ve çevresinde verilir. Rize'de kivi, mandalin, portakal yani turunçgiller rahatlıkla yetişebilmektedir. Iğdır çevresine göre çukurda kalmaktadır. Bu yüzden mikroklima alanıdır. Pamuk yetiştirilir. Doğu'nun Çukurova'sı olarak adlandırılmaktadır. Alanya, Anamur arasında muz, avokado ve ejder meyvesi yetiştirilebilmektedir. Mikroklima çevresine göre farklı bir iklim özelliği gösteren yer demektir. Makroklimaya geldiğimizde ise geniş alanlarda etkili olan büyük iklim tipi sıcaklık ve yağış özelliklerine göre bu sınıflandırılıyor. Bu özellikler bölgenin toprak tipi, bitki örtüsü, hayvan tipleri gibi doğal ortamı ile beşeri faaliyetleri etkiler. İlk olarak sıcak iklimleri işleyeceğiz. Enlemlerin yerlerini harita üzerinde gösterebilmeliyiz. 0 derece enlemi Afrika'da bir kulak diyorum ben buraya. Kulağın 1 milim altından çiziyoruz ve burası ekvator olmuş oluyor. 0 derece enlemleri. 30. dereceler ise Afrika ile Akdeniz'in kesiştiği noktada geçiyor. 30. dereceler. 60. dereceler ise İzlanda'nın hemen altından geçiyor. Burada Norveç, İsveç, Finlandiya'ya denk gelmiş oluyor. 60. dereceler. 0 derece enlemi ekvatoral bölge, tropikal kuşak. 30. derece ılıman kuşak. 60'tan sonrası ise kutup kuşağına denk geliyor. Şimdi sıcak iklimlerle devam edelim. İlk olarak ekvatoral iklim. Görüldüğü yerler 10 derece kuzey ile 10 derece güney enlemleri arasında Amazon ve Kongo havzasında Endonezya, Gine Körfezi kıyılarında görülür. Özellikleri güneş ışınları büyük açıyla gelir ve nem fazladır. Bu yüzden yıllık sıcaklık ortalaması 25 derece civarındadır. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı en az olan iklimdir. Bunun sebebi çok fazla neme sahip olmasıdır. Yıllık yağış miktarı 2000 milimetrenin üstündedir. Yağış rejimi düzenlidir. Ekinokslarda sıcaklık arttığından yağış miktarı da artar. Yağışlar konveksiyonel yağıştır. Ekvatoral iklim demek
Her mevsim, her gün yağışlı olması demek. Yağmurun şiddetini duymanız amacıyla videonun sesini kısmadım. Bitki örtüsü, bütün yıl boyunca yeşil kalan, geniş yapraklı ağaçlardan oluşan yağmur ormanlarıdır. Hava durumu ile iklimi aynıdır. Her gün, her mevsim yağışlıdır. Bu görüntülerde Karayipler'den, ekvatoral bölgede güneşlenme süresi daha azdır. Çünkü görüldüğü gibi bulutluluk çok fazladır. Güneş ışınları dik açıyla alır. Ancak çok yağmur yağdığı için güneşlenme süresi kısadır. Yine birden bastıran konveksiyonel yağış tipi görüyoruz. Ekvatoral bölgede termik alçak basınç etkilidir. Isınan havanın yükselmesiyle konveksiyonel yağışlar oluşur. Ekvatoral bölgede orman altı, flora ve faunası da çok gelişmiştir. Ağaçların boyları 40-50 metre civarındadır. Bazı yerlerde güneş ışınları zemine ulaşmakta zorlanmaktadır. Günlük ve yıllık sıcaklık farkı az olduğu için kimyasal çözülme görülür. Toprağı laterittir, kırmızı renktedir. Çok fazla yıkanmaya maruz kaldığı için içinde kireç birikimi olmaz. Humus bakımından fakirdir. Her mevsim bol yağış aldığı için bölgede yer alan akarsular düzenli rejime sahiptir. Ekvatoral bölgede deniz seviyesindeki yerler çok sıcak ve nemli olduğu için İnsanlar yükseklere yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Burası Machu Picchu, Ant Dağları'nın üzerinde yer alır. 2430 metre yükseltiye sahiptir. Enlem konusunda da bunu işlemiştik. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yerleşme, orman, tarım, kalıcı kar sınırı azalmaktadır. 3800 metrede yer alan Titicaca Gölü, yarısı Peru'da, yarısı Bolivya'da yer almaktadır ve dünyanın en yüksek yaşanılan gölüdür. Machu Picchu, dünyanın yeni 7 harikasından bir tanesidir. Bu harita üzerinden bir kez daha tekrar edelim. Ekvatoral iklim, Amazon ve Kongo Havzası'nın büyük kesiminde, Gine Körfezi kıyılarında, Filipinler, Endonezya, Malezya'nın büyük bir kesiminde görülmektedir. İkinci sıcak iklimimiz savan iklimi. Diğer adları subtropikal iklim, yazları yağışlı tropikal. Görüldüğü yerler her iki yarım kürede 10 derece ile 20 derece enlemler arasında görülür. Ekvatoral kuşak ile çöller arasında bir geçiş iklimidir. Tropikal iklim Sudan, Çad, Nijerya, Mali, Moritanya, Brezilya, Venezuela, Kolombiya, Peru ve Bolivya gibi ülkelerde etkili olabilmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı 20-23 derece civarındadır. Yıllık sıcaklık farkı ise 6 ile 8 derecedir. Yıllık yağış miktarı ise 700 1200 milimetre arasındadır. Güneş ışınlarının dik geldiği yazları yağışlı, kışlar kuraktır. Doğal bitki örtüsü, yüksek boylu ve gür bitki toplulukları olan savanlardır. Belgesellerde savan iklimine ait görüntüleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bitki örtüsü olarak da yüksek boylu otlaklar, aralarda da tek tük ağaçlar bulunmaktadır. Bu bölgede akarsular çevresinde galeri ormanları görülmektedir. Konveksiyonel yağışlar görülür. Yağış rejimi düzensizdir. Yazları yağışlı, kışları kurak dedik. Muson iklimini de işlerken göreceğiz. Muson'da da yazları yağışlıdır. İkisinin de grafiğine bakalım. Muson'da yağış miktarının daha fazla olduğunu görmekteyiz. Sıcaklık olarak da savan ikliminde 20 derecenin altına düşmemiştir. Muson'da ise 20 derecenin altına indiğini görüyoruz. Savan ikliminin görüldüğü yerler ekvatoral iklim bölgesinin bir tık üstünde yer almaktadır. Üçüncü sıcak iklimimiz ise Muson iklimidir. Muson ikliminin görüldüğü yerler Hindistan'ın, Çin'in güneyi, Güneydoğu Asya, Japonya, Filipinler, Bangladeş'te Muson iklimi görülmektedir. Yıllık ortalama sıcaklığı 15 derece ile 20 derece arasında değişir. Yıllık sıcaklık farkı 10 derece civarındadır. Yağış miktarı kıyıda ve dağların denize bakan yamaçlarında çok yüksektir. Yıllık ortalama yağış 2000 milimetre civarındadır. Yağışların %85'i yaz aylarında düşer. Dünyanın en fazla yağış alan yeri Çarapunçi burada yer almaktadır. Muson ikliminde yağışlar orografiktir. Muson rüzgarları Himalayaların güney yamaçlarına çarpar ve orografik yağışlara sebep olur. Doğal bitki örtüsü kışın yapraklarını döken, yazın yeşillenen muson ormanlarıdır. En tipik ağacı tik ağacıdır. Yağışların azaldığı yerlerde ise savanlar görülür. Muson iklim bölgesinde de gür ormanları görüyoruz. Ekvatoral bölgeden farkı bunların kışın yapraklarını dökmesidir. Muson ikliminin görüldüğü Güneydoğu Asya, dünya nüfusunun üçte birini barındırmaktadır. Yani
Nüfus yoğunluğu çok fazladır. Bu son rüzgarlarında da görmüştük. Yazın denizden gelen hava kütlesi Himalayalara çarpıyor, bol yağış bırakıyor. Kışın ise karadan denize doğru estiği için kurak bir mevsim geçiyordu. Yağmur birden çok fazla miktarda yağdığı için sel haberlerine çok rastlamaktayız. Son sıcak iklimimiz çöl iklimidir. Çöller oluşumlarına göre ikiye ayrılır. Bir, tropikal çöller. Dönencelerdeki tropikal çöllerin oluşum nedenleri dinamik yüksek basınç ve soğuk su akıntılarıdır. Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü, Asya'da Arap Yarımadası, Avustralya'da Victoria, Simpson ve Gibson çölleri bulunur. Güney Amerika'da Şili Atakama Çölü, Afrika'da Namib Kalahari Çölleri bu şekilde dinamik yüksek basınç ve soğuk su akıntıları sebebiyle oluşmuştur. İkinci çöl çeşidi olarak Orta Kuşak Çölleri. Orta kuşaktaki karaların içlerinde çöllerin oluşum nedeni ise denizlerden uzak ve etrafının dağlarla çevrili olmasıdır. Orta Asya'daki Gobi ve Taklamakan çölleri bu şekilde oluşmuştur. Yıllık ortalama sıcaklık 40 derece civarındadır. Günlük ve yıllık sıcaklık farkları fazladır. Bunun nedeni de nemin olmamasıdır. Yıllık yağış miktarı 100 mm civarındadır. Yağış rejimi belli değildir. Konveksiyonel kökenli yağışlar görülür. Bitki örtüsü, kaktüs ve kurakçıl otlardan oluşur. Çöl ikliminde çöl toprakları görülür. Yağış olmadığı için fazla yıkanma olmaz. O yüzden tuz ve kireç birikimi fazladır. Çöllerdeki nem yetersizliğinden dolayı günlük sıcaklık farkları çok fazladır. 50 dereceyi bulabilmektedir. Geceleri sıcaklık 0 derecenin altına düşebilir. Fiziksel ayrışma görülür. Çöllerde rüzgar aşınım ve birikim şekillerine çokça rastlamaktayız. Çöllerdeki bitkiler su ihtiyacını karşılamak amacıyla kök sistemlerini çok geliştirmişlerdir. Üniversite sınavlarında çöl iklimi ve Akdeniz iklimi çok çıkar. O yüzden çöllerin yerlerini çok iyi bilmeliyiz. Çölde yeraltı sularının yüzeye çıkması sonucu vahalar oluşur. Buralarda tarım yapılabilmektedir. Ayrıca insanlar buraya yerleşmektedirler. Şimdi çöllerin yerlerini tek tek öğrenelim. Amerika kıtasında Arizona, Mojave, Sonora çölleri, Güney Amerika'da Atacama, Patagonya çölleri, Afrika'da Sahra, Namib, Kalahari çölü, Asya'da Arabistan, Necef, Sina, Karakum, Taklamakan, Gobi, Tar çölleri bulunmaktadır. Avustralya'da ise Simpson, Büyük Victoria, Büyük Kumlu Çöl ve Gibson çölleri bulunmaktadır. Çöllerin isimlerinden daha çok yerlerini çok iyi bilmeliyiz. Geçen sene 2020 yılında TYT'de iklim ve çölle ilgili bir soru çıkmıştı. ÖSYM'nin sitesinden bakarsınız. İlk videolarımda tavsiyede bulunmuştum. Ülkelerin yerlerini iyi bilmeniz gerekiyor diye. Bu soruda da ülkelerin yerlerini ve iklimlerini iyi bilmemiz gerekiyor. Aşağıdaki hangi ülkenin ikliminde muson rüzgarlarının etkisi yoktur? Hindistan, Malezya, Endonezya, Japonya'da muson iklimi görülür. Ama Türkiye'de muson iklimi, muson rüzgarları görülmediği için cevabımız E şıkkıdır. Bu soruda da grafiği iyi okuyabilmemiz gerekir. Yıllık yağış ve sıcaklık grafikleri iklim tipleri hakkında kesin bilgi verir. Yukarıdaki sıcaklık ve yağış grafiği aşağıdaki hangi iklim tipine ait olabilir? Burada sıcaklığa bakalım. 30 derece ile 25 derece arasında gidip gelmiş. Yıllık yağış miktarı 2000 mm'nin üzerinde. Yani burası sıcaklık farkının çok az olduğu, her mevsim yağışın olduğu bir iklim olmalı. Tundra çok soğuk bir iklimdir, o yüzden olamaz. Maki bitki örtüsüdür. Akdeniz iklimi de yazları sıcak ve kuraktır. Yani nemli bir iklim değildir. Ilıman okyanus ikliminde yağış ve sıcaklıklar bu kadar yüksek değildir. O yüzden cevabımız A şıkkıdır. Ekvatoral iklim. Bu soruyu özellikle seçtim. Bir önceki sorunun devamı niteliğinde. Aşağıdaki iklim tiplerinin hangisinde mevsimler en az belirgindir? Burada sıcaklık farkının en az olması gerekir. Deminki grafikte de gördük. Ekvatoral iklimde sıcaklık 25 derece ile 30 derece arasındadır. Cevabımız A. Ekvatoral iklimdir. Bu soruda da muson rüzgarlarını ve muson ikliminin özelliğini bilmemiz gerekiyor. Aşağıdakilerden hangisi Hint Yarımadası'nın büyük bir kesiminde kışın kurak geçmesinin nedenlerinden biridir? Muson ikliminde yazın denizden gelen bir rüzgar söz konusudur. Kışın ise karadan denize doğru bir rüzgar eser. Bundan dolayı cevabı şıklarda arayalım. Muson rüzgarlarının karadan denize doğru esmesinden dolayı kışın kurak geçer. Cevabımız B şıkkıdır. Ben genellikle şunu tavsiye ediyorum. Soruyu okuduktan sonra içinizde cevabınızı verin ve şıklarda onu arayın. Bu soru
Bu son rüzgarlarını ve iklimini bilen için çok kolaydır. Cevabımız B şıkkıdır. Yukarıdaki haritada numaralandırılmış alanların hangisinde nemli iklim görülür? 1 numara muson ikliminin görüldüğü Güneydoğu Asya'dır. 2 numara Avustralya çöllerinin bulunduğu alandır. 3 numara Namib Kalahari Çölü bulunur. 4 numarada Sahra Çölü, Arabistan Çölü yer alır. 5 numarada ise Patagonya yer almaktadır. Yani en nemli olan bölge Güneydoğu Asya'dır. Dünyanın en fazla yağış alan yeri Çerapunçi de burada yer almaktadır. Yıllık yağış miktarı 12.000 mm'dir. Karşılaştırmanız amacıyla söylüyorum. Rize'de yıllık yağış miktarı 2000-2500 mm civarındadır. Ne kadar fazla yağış aldığını kıyaslayarak anlayabilirsiniz. Dünya üzerinde yıllık yağış tutarının fazla olduğu alanlarda kimyasal çözünme fazladır. Buna göre yukarıda işaretli noktalardan hangisinde kimyasal çözünme en fazladır? 1 numara Karakum Çölü, 2 numara Ekvator Amazon, 3 numara Avustralya'daki çöller, 4 numara Sahra Çölü, 5 numarada İspanya'da yer alan Tabernas Çölü yer almaktadır. Kimyasal çözülme için sıcaklık ve nem olması gerekir. 2 numara Amazon'da ekvatoral iklimi görülür. Çok sıcaklık ve neme sahiptir. O yüzden kimyasal çözülme 2 numarada görülür. Sıcak iklimler bu kadar. Video uzun olmasın diye bölüm bölüm anlattım. Şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu videoyu hazırlayabilmek için 15-20 gün boyunca fotoğraf ve video araştırması yaptım. Bu görüntülerin hepsi gezgin arkadaşlarım tarafından birebir çekildiler. Onlardan izin alarak paylaştım. Videonun açıklama kısmına da hepsinin isimlerini tek tek yazacağım ve onlara buradan da tekrar teşekkür ediyorum. Ben coğrafya dersinde görselliğin ön planda yer alması gerektiğine inanıyorum. O yüzden sürekli videolarımda fotoğraf ve videolara yer veriyorum. Geçmişteki ders videolarıma da bakarsanız falezlerin karşısında Lapya'yı göstererek, lagünü göstererek videolar anlatmıştım. Bundan sonra da elimden geldiğince bu şekilde ders anlatmaya çalışacağım. Elbet bir gün ders videolarımın kıymetini bilenler çıkacaktır. Bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız, bana motivasyon kaynağı olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. İyi günler, kendinize iyi bakın.